أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. باب الإدغام الكبير، إدغام كبير باب. إدغام كبير ne demektir? Büyük idgam. Ama nasıl bir idgam bu? İdgam edilen harf, yani birinci harfle kendisinde idgam vaki olan ikinci harfteki ikisinin de harekesinin, yani ikisinin de harekeli olması durumunda yapılan idgama idgamı kebir denir. Kale lehu gibi mesela. Ama birinci harf cezim, sakin. İkinci harf harekeli ise buna idgamı sagir denir. İdgamı sagir denir. İdgamı kebir, idgamı sagir. Bir de idgamı tam, idgamı nakıs meselesi var. O ayrı zaten. Daha ziyade uygulamayla alakalı bir şey. Mesela hal farhal falan grubunun yapmış olduğu lakade ca'e gibi idgamlar idgamı sagir kısmına dahildir. Niye? Çünkü birinci harf sakindir. İkinci harf harekeli. Buradaki mevzu idgamı kebir meselesi. İdel teka, karşılaştığı vakitte ne cihetinden? Hattan. Hat cihetinden karşılaştığı vakitte. Evet. Ney? Karşılaştığı vakitte. Muharrakani. İki harekeli harf. Evet. Burada ne var? İdel teka hattan. Yani harfani, muharrakani aslında da işte hazifler, bilmem neler şiirde çok yani. İki tane harekeli harf. Hatta hat olarak baktığın zaman da böyle görüntüde karşılaştığı zaman da evet bunlar neler olabilir? Mitlani, mitleyin cinsinden birbirinin aynısı, tıpkısı. Cinsani, mütecaniseyn dediğimiz cins gruptan. Mukaribani veya mütekaribeyn grubundan olursa. Şimdi mütekaribeyn grubundan işte kaf, kef diyelim, lamra bize göre değil mi? Asım'a göre. Veya mütecaniseyn, işte dî, del, te, dî, del, te, be, mim falan diyoruz biz mütecaniseyni. Ama baktığımız zaman da bir Ebu Amr'a göre del, cime ne yapıyor? İdgam ediliyor mesela. Değil mi? Del, cime idgam ediliyor. Bunların mahreçleri de bir değil. Dal nerede, cim nerede mesela. Ama sıfatları hemen hemen hep bir. Yani sıfatları baktığımız zaman da İşte cehir mesela, ikisinde cehir var, ikisinde de şiddet var, ikisinde de istifale var. Efendim, ikisinde de infitah var, ikisinde de ne derler ona, izlak şey, ismat var. İkisinde de kalkale var. Bak sıfatlar hep aynı. Sıfatları bir ama mahreçleri ayrı. Değil mi? Mesela bunlar mütecaniseyn grubunda mahreçleri ayrı, sıfatları aynı değil mi? Mütecaniseyn, mütekaribeyn. Yani değişik değişik onların kendi içlerindeki gruplandırmalar farklı. Mütecaniseyn bize göre 3 grup. Mütekaribeyn bize göre 2 grup. Ama bunlar farklı imamlara göre idgam zaten ediliyorlar. Bizim okuduklarımız da onlara göre diyelim idgam-ı sagirdeki şey, idgam-ı sagir diyorum. Yani mütecaniseyn ve mütekaribeyn grubundakiler aynı zamanda onlara göre de, bize göre olan onlara göre de aynı. Fakat onlara göre olan bazıları bize göre aynı değil. Olmayabiliyor. Onlar efendim ne yapıyor mesela? İd te'tihim. Ne yapıyor burayı hocam? İdgam yapıyor. İd te'tihim gibi mesela. İd te'tihim hitanuhum mesela. İd teravne mesela. Baktığımız zaman da bize göre bunların idgam edilmesinin imkanı yok. Niye? Çünkü dî, dal, te, te bu grupta. Dî, dal, te, ze de öteki grupta. Biz ne arıyoruz? Dî, dal, te birbirine idgam edilir. Dî, dal, te birbirine idgam edilir. O ne yapmış? Birinci gruptakiyle ikinci gruptakini idgam ettirmiş. Caiz mi? Caiz. Sıkıntı yok yani. Sonuçta mütecaniseyn grubunda o da. Değil mi? Niye? Bize göre dî, del, te mahreç olarak da, efendim sıfat olarak da birbirine değil mi? Daha yakın.
uygun, idgam edilmeye münasip. Ama o öyle değerlendirmiyor. Daha geniş kapsamda alıyor mesela, aldıkları zaman da. Bunlar idgam-ı sagir bahsinde konuşulur. Hat cihetinden misleyin, cinseyin ve mukarip olan, mütekaribeyn grubunda olan harfler birbiriyle karşılaştı ama harekeliler. Dikkat edin hocam. Muharrakani. İkisi de harekeli. İkisi de. Biri sakin, biri harekeli falan değil. İkisi de harekeli. Ne olacak peki? Edgın, idgam et. Bunları. Şimdi şurayı okuyalım. Bihulfi duri ve süsi. Hulfi, duri ve süsi'nin hulfiyle. Süsi aşerede direkt yapar böyle idgamları. Ama takripte ne oldu? Ona huluf dahil olmuş oldu. Yani bir de tahkik okuyuşu dahil oldu. Dürinin aşerede hiç yok idi. Takripte yani hem hulufu geldi, hulufu zaten aşereden geliyor. Bir de idgam dahil oldu ona. Dürin ve Süsi ne yaptılar? Ma'an beraberce, iki harfi beraberce idgam ettiler. Evet, daha önceden ma'an ifadesini ikisi beraber idgam ettiler anlamında ben hep okumuştum. Sonradan geçenlerde böyle karıştırırken ma'an ifadesinden yani iki harfin birbiriyle idgam edilmesi nin kastedildiğini söylüyordu. Lakin fakat bi vecihil hemzi, hemz vecihiyle vel meddi, med vecihiyle imna'a men et. Yani idgamı ne yapacaksın hocam? Men edeceksin. İdgam kalkacak. Ne ile idgam kalkar? Normalde idgam var mıdır? Vardır. Peki hangi durumda idgam olmaz? Eğer o ayette, idgam olan ayette, eğer kasır med dediğimiz bir meddi munfasıl meselesi varsa veya hemiz ibdal dediğimiz bir hemiz okunabilen yu'minun gibi artı ibdal de okunabiliyor mu burası? Yuminun mesela okunabiliyor. Ha böyle olduğu zaman da diyor eğer idgam okuyacaksan meddi munfasılın sadece kasrıyla yani biriyle okuyabilirsin. Unutma sadece meddi munfasılın biriyle okuyabilirsin. Başka o hemiz okunuşu değil de ibdalle okursan idgamı okuyabilirsin. Yani ben okuyorum ve izâ kîle lehum mesela Âminû kemâ âmenennâsü kemâ'yı iki alabilir miyim? Alamam. Kemâ'yı iki alamam. Niye? Çünkü o iki idgama zıt. İdgama zıttır. Şöyle bir ifade görmüştüm bir zaman. Yahu zaten diyor ve izâ kîllehum derken amaç burada okumayı hafifletmektir. Yani takfifen bunu yapıyoruz. İdgamda takfif için yapılır, ibdalde takfif için yapılır. Hepsi bunlar. Olayı rahatlatmak için yapılır. O zaman burada meddin işi ne? Hem oradan kısaltıyorsun, bir nevi iktisar ediyorsun, takfif yapıyorsun. Orada kasırı ikiye çıkardın. O zaman ne anlamı kaldı? O birbirine bu şekilde zıt oldu o zaman. Bir girdin mi diyor, kasır geç. Niye? Zaten hızlı okuyayım diye. Yani bir nevi öyle düşün. Hızlı okuyayım diye uğraşıyorsun. Ve اِذَا قِيلْ لَهُمْ اَمِنُوا بِمَا Bir de üçü var bunun. Şeye göre, mertebeteğine göre. Değil mi? Sadece bir, iki değil ki. Bir de üç var. O üç olduğunu düşün. Aynı şekilde وَاِذَا قِيلْ لَهُمْ diye aldın. قِيلَ لَهُمْ demekten kolay. Demek ki bu Basralılara göre böyle. Bizim belki, bize belki zor geliyordur veya alışık olmadığımız için tuhaf gelir. Ama Basralılara göre adam diyor ki وَاِذَا قِيلْ لَهُمْ اَمِنُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا فَقَالُوا نُؤْمِنُوا İbdal zaten gerçekten bize göre de kolaylaştırıyor meseleyi. İbdal ettiğimiz zaman ne oluyor? Nûminu diyorsun hocam. Rahat geçiyorsun. Şimdi ben idgamı yaptım. Ve izâ kîllehum âminû bimâ enzelallâhu kâlû nûminu. Yapma bunu diyor işte. Yine o ona zıttır. Çünkü sen olayı zaten bir nevi serileştirmek için yaptın. Takfifen yaptın. Tuttun orada bir takfifi değil. Tam tersine olayı zorlaştırmaya gidiyorsun. İbdal almıyorsun da hemiz okuyorsun. Okuma diyor onu. Anlatabildik mi meseleyi? Heh. Yani idgam girdiysen bir gidersin. Varsa meddi mufasıl yolun üstünde. İdgam girdiysen efendim hemiz varsa hemizi almaz da ibdal alırsın. Kim için? İkisi için de böyle. Niye imamı zikretmedi de rabileri zikretti? Burada kısa da imamı zikresi olmaz mıydı?
Olurdu hocam, olurdu. Yani burada şimdi şöyle söyleyelim. Dürri ile Süsi'nin özellikle mesela aşerede baktığımız zaman da sadece kim var? Süsi var. Burada bir nevi Dürri de eklendi havası oluşuyor. Mesela Dürri de eklendi. Yoksa Ebu Amr tabii ki diyebilirdi. Bu haliyle beraber de söylenebilirdi. Şiirin veznini gözetmek için bile yapmış olabilir yani. Lakin bir şey elgin bi hulfi duri ve susi ma diyecek. Ama öteki taraftan şöyle bir şey de var. Aşere'ye baktığımız zaman şimdi Mısır tarihi böyle. Diyelim ki Aşere İstanbul tarihi okurken ben sorayım burayı. Ve idâ qîl lehum diye idgama girdiniz hocam. Süsi'ye göre okuyorsunuz. Nasıl okursunuz? Okuyorsunuz. Aynen hocam. Değil mi? Aynı. Yani bir alıyorsunuz, ibdal alıyorsunuz. Seçmiş. Değil mi? İki yok mesela. Takripte muhtemelen o da Allahu alem aynı. Ha aynı değilse de bu hoş haram olan bir şey değil. Yani caizdir. Okunması da caiz olabilir. Farklı tariklere hitap etmesi yönüyle. Burada Süsi'nin aslında olay Süsi'den kaynaklanıyor. Biz aşerede ne okuyoruz? Aşerede biz Süsi okuyoruz. Dürri okumuyoruz idgamda. Süsi okuyoruz. Süsi zaten aşerede bir okuyor. Doğru mu? Süsi'nin zaten aşerede hemiz diye okuma kaidesi var mı? Yok. Ceyca diyorsun değil mi? İptalci. Dolayısıyla resmen aşereyi gözeterek okuyorsun. Ama adı Ebu Amr oluyor takripte. Anlatabildim mi? He. Burada dediğimiz gibi bir Dürri'nin de bir nevi takripten eklendiğini anlatmak için de bunu yapmış olabilir. Şiir vezini gözeteyim diye de yapmış olabilir. Çünkü zaman oluyor. Aynı öyle mübarek bir bakıyorsunuz. Şimdi gelecek mesela Tevkun Seva diye bir beyt var. Tevk dediğin adam Kisai'nin Dürri'si. Yani T diyor ya Raset. Ondan sonra Sin Ebu Haris. Kisai demiyor mübarek. Tevkun Seva diyor. Yani T'yi de konuşuyor, Seva'yı da konuşuyor. İkisini bir araya getirsen Kisai'yi söyle diyor ondan sonra. Ama orada hiçbir bahanesi yok yani. Hiçbir bahanesi yok. Tevkun Seva. Halbuki icabında Sevkun Teva dese belki daha da yerinde olacak. Niye? Çünkü Rakisai, Sin Ebul Haris, Te Hafzuduri. Sıralama böyle gidiyor. Tevkun Seva diyor. İlk önce T'yi alıyor sonra Seva. Yani siz söyleyin ismini. Ebul Haris'i devreye koyuyor. Bunu da baktığımız zaman hakikaten yani başka beyitlerde de karşılaşacağız böyle şeylerle. Aynı böyle icabında Ömer Hocam diyor ki hocam niye Kisai demedi de böyle dedi. Ayırmış. Ayırıyor yani. Enteresan bir hali var. Evet. Devam edelim mi hocam? Peki. Şurasını unutmamak lazım. Hat olarak karşı karşıya kalmalarından kastı diyor. Hat olarak. Her ne kadar innehu huve denildiği zaman da oradaki he'yi çeken vav, gizli vav olmuş olsa da araya sanki bir şey giriyormuş gibi olsa da innehu'nun husi ile huve'nin husi arasında başka hiçbir harf hat olarak olmadığından dolayı idgam caizdir. Ama öteki taraftan ene nezirun imlada yazılış nasıl? Hemze, nun, elif, arkadan nun. Halbuki bak okumuyoruz. Yani idgam çekmek yok. Ene nedirun diyorsun. En nedirun niye olmuyor? Diyor ki arada elif var çünkü. Hat olarak nun nuna direkt yakın değil. Ondan dolayı yani hat olarak yakın olmadığı için ene nedirun'da idgam yok. Ama innehu huve de birbirine mülaki. Direkt karşı karşıya kaldığı için ne oluyor? Burada idgam olması gayet rahat. Halbuki arada ne var? Vav var arada yani. İnnehu diyorsun. Çekiyoruz mesela orayı. Bir şey söylüyordun hocam. Zahire bakıyoruz. Aynen he. Bravo. Zahire bakıyoruz. Zahire. Evet. Sonra fekilmeten mitley normalde bu idgam edilecek harflerin ikisinin de ayrı ayrı harfler ayrı ayrı kelimede olması
şeyi var, kaidesi var. En son bu mısrağın sonunda hocam, bu beytin sonunda daha doğrusu ve kilmeteyni ammima diyor ya, ve kilmeteyni ammima. Genel kaide nedir? İki kelimede olması. Yani bir kelimede aynı cinsten, aynı misil veya mukarip neyse, bir kelimede olması durumunda idgam olmaz. İki kelimede olması lazım bunun. Kale lehu'da olduğu gibi. Mesela diyor ki ama fekilmeten misley menasikkum ve ma selekekum. Menasikekum ve ma selekekum kelimeleri bir kelimede olduğu halde idgam edilmiştir. Evet. Ve kilmeteyni ammima genel kaidene iki kelimede olması. Evet. Ama şimdi diyor ki ben diyor sana bunu idgam böyle anlattım. Şimdi bak, idgam nelerde olmaz? Ma lem yunevven tenvinli olmadıkça vasiun alim gibi tenvinli olursa idgam olmaz. Ev yekun ta mulmer ta mulmeri veya zamir tası olmayacak. Olmaması gerekir. Ne gibi? İşte küntü turaben gibi. Muhatap taları. Ne bileyim nefs-i mütekellim vahde tası dediğimiz değil mi? Küntü, tü gibi. Bu zamir tası olursa yine idgam olmaz. Ve la müşeddeden müşeddet olmayacak. Birinci harf messe sekar mesela. Değil mi? Veya işte temme mikatuhu gibi. Bunlarda da İdgam olmaz. Birinci harfin durumu bu. Tenvinli olmayacak. İşte zamir tası olmayacak. Şeddeli harf olmayacak. Kendisi şeddeli olmayacak. Ve fil cezmi cezm halinde ise ne demektir cezm halinde? Bir kelime var ki normalde kelimenin aslı o bizim gördüğümüz gibi değil. Mesela ve men yebteğî gayra. Yebteğî kelimesi aslında neydi? Meni koymadan, getirmeden önce oraya. Yebteğî idi. Cezim halinde demek ne demektir? O menden dolayı yebteğî'nin sonundaki ye cezim değil mi? Göstergesi olarak düştü. Cezim illeti, cezim göstergesi, cezim sebebi ile ne oldu? Düşmüş oldu. Şimdi diyor ki böyle durumlarda ne yapacağız peki? Yani böyle bir durumda unzuri, o zaman diyor bak. Şimdi değerlendirmeye tabi tutacağız öyle bir yeri. Fe in temâthela eğer misleyn grubundansa idgam edilecek olan cezim illeti sebebiyle düşmüş, peşindeki diyelim herhangi bir harf düşmüş olan cezim illeti sebebiyle düşenler eğer misil grubundansa fefihi onda hulfün ne var hocam onda? Huluf var. Yani idgam var ama hulufle. Ve in tekarabe şimdi inşallah orasıyla alakalı evet. Çok güzel misaller getiriyorlar hocam. Çok güzel misaller getiriyorlar. Mesela ve men yebteği gayra işte bir tanesi vermiş. Yahlu lekum. Normalde neydi? Hala yahlu idi. Mesela. Yahlu diye oradaki vav düşmüş oldu cezim illetinden dolayı. Peki bunun durumu ne yani? Ha buradaki idgamlar var ama huluf. Mutlaka huluf. Ve in tekarabe mütekaribeyn grubundan olursa fe fihi da'fu veya du'fu fark etmez. Orada ne var hocam? Zayıflık var. Ha idgam yine alıyorlar ama bir zayıf bir durum var orada. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor. Mesela fe ati zel kurbe. Fe'ati zel kurba. Aslında yani i'ti. Değil mi? A'ti. Afven. A'ti. Ne oldu? Emri hazır da aynı şekilde ne yapar? Böyle nakıs fiillerde ye düşer. Malum. Diyelim. Vel te'ti. Taifetun. Aslında te'ti idi. Nedir burası? Emri gayiptir. Vel te'ti. Aslında vel te'ti idi. Emir de aynı şekilde fiilin sonundaki illet harfinin düşmesine ne yapar hocam? Sebep olur. Değil mi? Doğru söylüyorum değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Olur da insanlık hali. Ha, bu da cezim halinde. Vel
mesela değil mi? Vel te taifetun. Gerçi böyle hemzeyle okunmaz orası. İdgam etmeye çalışıyor. Vel te taifetun okursun dedi ya. Yani ibdalle beraber okuyacaksın oradaki idgamı okuyacaksan. Yoksa hemizle okuyamazsın orayı. İşte rahat bak nasıl rahatlatıyor. Burası daha net anlaştırıyor meseleyi. Vel te taifetun nerede? Vel te taifetun nerede yani? Evet. Fe azzel kurba. Evet. Mütekaribeyn grubundan olursa o zaman zayıf olarak değerlendiriliyor. Vel hulfu. Hulf vardır. Yine idgam vardır ama hulfle var bu iş. Nerede? Fî vâvi hüve. Evet. Hüvenin vavında. Burada bir detay veriyor. El mazmum diyor. Yani mazmum olan hüve olması lazım. Yani hiye falan olmaz. El mazmumiha. Yani hası mazmum. Hüve. Evet. Bunun idgamı da aynı şekilde var ama hulfle var. Değil mi hocam? Mesela hüve vellezine. Hüve vellezine. Hüve vellezine diye idgam var ama hulfle. Ve âle lûtin. Sonra âle lûtin kelimesinde idgam. Ci'ti şey'en. Ci'ti şey'en. Bunu söyleyince kâfeha diyor hocam. Kâfeha. Yani ci'ti şey'en. Kâfeha deyince ne anlaşılır diyor. Yani Kaf, Ha, Ya, Ayn suresindeki ci'ti şey'en. Yani orasında neresi? Meryem suresi yani. Lekad ci'ti şey'en feriyye. Buradaki idgamda var. Bunu söylemekle beraber nereden bir nevi kaçmış oldu? Hocam Kehif suresinde ci'te şey'en var diyor mesela. Ci'te şey'en. Burada idgam yok. Kehf suresinde olan da. Ama Meryem suresinde olan da vardır. Ayet kaç hocam Meryem suresinde? Meryem suresi ayet 27 demiş. Kıymetli hocam. Evet. Evet. لَقَدْ جِئْتِ شَيْءًا فَرِيَا. Normalde hatırlarsınız hocam. Az geride ne geçti? Mukatap tağlarında idgam edilmez dedi. Şimdi ci'te, ci'ti bunların hep muhatap tağısı. Mesela öyle değil mi? Yani az önce mukatap tağları olursa geçilmez, olmaz dedi. Ama ci'te'ye baktık, oluyor. Diyor ki izhar, zaten izhar vecihinin diyor, izhar vecihinin olması, buralarda izhar vecihinin olması yine zamir tağısından dolayıdır. Efendim, diğer rivayet edilen ki idgam rivayet ediliyor burada malum. Buradaki rivayet de zaten hani dedi ya işte eğer mütekaribeyn grubundan olursa orada zayıflık vardır falan gibi. Ci'ti şey'en. Buradaki te şey'e mesela idgam edilmesi söz konusu. Burada Kehif suresinde ci'ti şey'en de var. Ci'ti şey'en de var ama ci'te şey'en de yok. Meryem suresinde var. Ama Kehf suresinde olan ci'te şey'en de yok. Bu ci'ti şey'en de Meryem suresindeki olan da diyor esreden yani ta-i muzmerin esresi idgam etmeye münasiptir. Bundan dolayı iş yani nasıl? İdgamdaki amaç kolaylaştırmaktır. Ci'ti şey'en okumak, ci'te şey'en okumaktan daha zordur. O yüzden onun idgamını öngörüyorlar. Ci'ti şey'en esreden üstüne geçmekle ci'te şey'en üstünden üstüne geçmek arasında bir fark gözetiyorlar. Allahu Ekber. Bu farktan dolayı diyor ki İdgamdaki amaç olayı hafifletmektir. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Esreden üstüne geçişte hafifletmek amacıyla idgam burada onaylanmıştır. Ama ci'te şey'en de diyor bu her halükarda olmaz. Evet. Fetha
kesreden daha hafiftir. Peki küntü turaben, bir de bu var diyor. Küntü turaben. Burada hani zammenin zammeye idgamı, ikisi de ağır. Niye burası idgam edilmiyor diyor mesela. Küntü turaben gibi olan bir yeri. Burada da diyor asıl idgama mani olan mesele idgam, orada harekeler falan, bunları geç hepsini. Küntü turaben derken onun diyor ihfası mani oluyor. İhfa diyor direkt kendisi zaten ve zalike vahdehu mani'un, yani bu tek başına zaten diyor bir manidir, engeldir, kaldı ki zamir tasıdır, yine oraya sokuyor meseleyi ve idgam iki tane mani ile beraber engellenmiş oluyor hepten yani. Mesela o küntü turabende yok idgam. Evet. Sonra kellâ-i vellâ-i'ye isne, değil mi? Vellâ-i'ye isne. Şimdi burada idgam kim için var? Ebu Amr için. Niye? Hatırlayın hocam. Burasını nasıl okuyorlar? Vellâ-i'ye isne. Evet. Bu da Ebu Amr'a göre yine aynı şekilde. Kellâ-i. Oradaki idgamı da geçme diyor yani. Vellâ-i'ye isne diye oranın da idgamı vardır. Vellâ-i. Evet. Ebu Amr'ın Talak suresindeki kıraati bu şekilde olduğu için normalde vellâ-i'dir. İdgam edemezsin ki hemze-i ye'ye. Ama vellâ-i olduktan sonra bu idgam elbette gerçekleşir. Tabi. Hulüfle. La yahzunke. Evet. La yahzunke. Aynı şekilde bunun izharında niye makabli ihfa olduğu için hocam, bunun izharında huluf var. Özür dileyerek şurayı düzeltelim. Ci'ti şey'en kâfeha. Ci'ti şey'en de idgam olur dedi. Ondan sonra kellâ-i la yahzunke femna diyor hocam. Özür diliyorum. Femna yani idgamı men et bu kelimelerde. Vellâ-i'ye isne. Normal zaten idgam misleyin olarak bunlar idgamları söz konusu oluyor. Anlatabildim mi? Çünkü vellâ-i okurken zaten hemze-i ye'ye idgam edemezsin. Ama vellâ-i diye hemze-i ye'ye döndü. Zaten sakin oldu o ye. Bu her halükarda idgam edilecek bir şey. Anlatabildim? Evet. Vellâ-i'ye isne. La yahzunke, la yahzunke küfruhu. Bu aynı şekilde femna. Hocam bunlar da menet. Bu iki kelime, evet. Bu iki kelime. Özür diliyoruz, düzeltiyoruz orayı. Dikkat edelim. Ve kelim. Şimdi diyor hocam, bu şu kelimedeki, şu ifadedeki olan harfleri birbirine idgam edeceksin. Hangileri onlar? Rul, seneşüddü, hüccetek, bezle, kusem. Bunları hocam ezberlesek bizim için iyidir. Ra, vat, sin, nun, şın, dal, ha, cim, te, kef, be, zel, lam, kaf, se ve mim. Bunlar. Rul, sene, şüddü, hüdde, tek, bezle, kusem. Toplamda hocam 6, 10, 13, 16 harf. Toplamda 16 harf. Bunlar hep birbirlerine idgam edilecekler. Şimdi onları anlatacak. Tudugamı idgam edilir. Fi cinsin. Cinsinde. Bunlar. Ve kurbin. Yine mütekaribeyn grubunda idgam edilirler. Ondan sonra başlıyor fussila. Bunun tafsilatı, açıklaması şimdi diyor veriliyor. Mesela ferra'u fillami. Ra harfi lama idgam edilir. Vehi. Aynı şekilde lamda firra'i ra'ya idgam edilir. Yani ra lama, lamda ra'ya idgam edilir mi? Edilir. Evet. Mesela ra lama nasıl idgam edilmiş? Etheru lekum. Değil mi? Ethel lekum. Ra lama idgam edilir. Ondan sonra lam ra'ya idgam edilir mi? Edilir. Ne gibi? Enzele rabbukum. Mesela enzer rabbukum diyoruz. Değil mi? İdgam yapıyoruz burada. Evet. Ama şart var hocam. La.
İn futiha veya fetaha da olabilir. La idgam olmaz. Ne zaman? İn futiha. Eğer bu ra ile lam fethalı olurlarsa, neden sonra ansakinin sakin olan bir harften sonra, sakin olan bir harften sonra gelir de kendileri de fethalı olurlarsa idgam edilmezler. Kendileri, dikkat hocam, fethalı, kendileri fethalı, makabli de sakin. Mesela ne gibi? El-hamira li-terkebuha. El-hamira li-terkebuha. Şimdi buna idgam edilir mi? Edilmez. Niye? Kendisi fetha, makabli, sakin. İdgam edilmez. Evet. Mesela ve ileykel mesiru la yukellifullahu. İdgam edilir mi? Edilir. Niye? Kendisi zammeli. Bak ve ileykel mesiru la yukellifullahu, değil mi? Kendisi zammeli, makabli, sakin. İkisi beraber yani bir nevi bir araya gelecekler. Kendisi sakin, kendisi harekeli, fethalı, makabli, sakin. Evet. Fethada mı geçerli? Tabii. Yani kendisi fethalı olması lazım. Makabli, sakin. Mesela وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ. İdgam var mı? Var. Niye? Kendisi esreli. Ama makabli sakin ama kendisi esreli. وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ mesela. Değil mi? Bunun gibi. Kesrede de oluyor. Kesrede olur. O zaman tek damlede mi olur? Fethada olmuyor sadece. Fethada. الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُهَا mesela. Evet. Pekala. Ama bunun bir istisnası var hocam. Bu kaidenin bir istisnası var. Yani kendisi fethalı, makabli de sakin olmasına rağmen idgam edilen hangi kelime var? La kal. Kale kelimesi hariç. Kale, değil mi? Kendisi fethalı, makabli, değil mi? Sakin. İdgam edilir mi? Normalde edilmez. İstisna. Anlaşıldı hocam? Yani işte burası takribin nesi? Kavaidi. Takribin kavaidi. Takribe başlamadan önce şimdiye kadar öyle o şekilde yaptım geldi ama bu sefer nasip olmadı. İnşallah bundan sonraki gruplarda o şekilde yapacağım onu. Ne o? Kardeşim Tayyibe'nin ilk bu kavaid bölümünü takribe başlatmadan okuyacağız talebeyle beraber. Ondan sonra bas yoluna git. Niye? Kavaidi okuyor çünkü adam. Resmen kavaidi okuyor. Bak nerede idgam var? Ra, lama idgam edilir. Lam, ra'ya idgam edilir. Bu idgamın bir istisnası var. Daha doğrusu bir şartı var. Birincisi idgam edilecek olan harf ne olması lazım? İşte evet bütün harf hareketen olabilir ama makabli sakin olursa eğer kendisi fetha olup idgam olmaz. Ama kale bundan hariçtir. Mesela la kale. Kale kelimesi bundan hariç. Kale'yi ne yapabiliyoruz? İdgam yapabiliyoruz her halükarda hocam. Evet. Sonra thüm. Sonra diyor zaten. Biz kelimenin manasını verdik. La'ha. Burası çok antika bir mısra burası. Burasını tersten okuyacağım arkadaşlar. Ki anlaşılsın mesele. Yani fiil, fail, mefulün bir düzenlemesi çok farklı gelmiş. Tam tersten götürmüş. Şiir işte. Üddugim hocam. İdgam edilir. Geri okuyorum mısrayı. Üddugim idgam edilir. Ney? Ennunu. Nun harfi. Nereye idgam edilir? Fihima. Geride ne geçti? Lamla ra. Lam ve ra idgam edilir. Ama la an sükunin. Sükünden sonra olmayacak. Bunu ilk önce eğer la an sükuninden başlar da okursak o zaman bir kere idgam şartını ilk önce söylemiş olacağız. Arkasından da idgamı kimin yaptığını, daha doğrusu hangi harfte idgam olduğunu okumuş oluyoruz. Ama bizim gibi böyle tersten mısrayı okuyacak olursan yani nun, lam ve ra'ya idgam edilir ama sakinden sonra gelmeyecek. Anlaşıldı? Ama bunda bir istisnası var hocam. Ve nahnu edgim. Nahnu yu idgam et. Evet, nun harfi değil mi? Nun harfi. Makabli sakin değil mi? Sakin. İdgam olmaz dedi mi? Dedi. Değil mi? Dedi.
Nun harfi mesela nahnu leke, nahnu lehu. İdgam yapıyor muyuz burayı? Pekala yapıyoruz. Ama ne dedi? Şart ne? Makamli sakin olmayacak dedi. Normalde idgam edilir mi? Edilmez. Biz ne yapıyoruz ama? Ne diyeceğiz? Evet. Mesela yekâfûne rabbehum. İdgam edilir mi? Yekâfûr rabbehum. Değil mi o? Yekâfû. Olmaz ki. Nun harfi tamam idgam ediliyor ayı. Eyvallah. Ama makabli ne bunun? Sakin. Sakin olduğu için idgam edilmez. Ama nahnu bundan müstesna. Ha nedir? İmam-ı Cezeri Hazretleri üddugim kelimesini öyle bir yere koyuyor ki hocam. Yani sıkı sıkıya tembihler gibi hem üddugim idgam olunur. Al onu ve nahnu. Nahnu idgam olunur. Ondan sonra edgim dadeyi ileriye doğru da atabilirsin yani. O kelime oraya da hitap edebilir. Üddugim kelimesi o ifade hem mısrağın gerisiyle alakalı hem de ilerisiyle alakalı olmuş olur. Hem geriye hitap eder, biz geride ne yapmamızla alakalı bize bir talimat vermiş olur üddugim kelimesi. Hem de kendisinden sonra gelen mısralarla alakalı da bir talimat getirmiş olur. Ve nahnu edgim. Evet. Nahnu kelimesini ne yaparız? İdgam ederiz. Pekala. Edgim. İdgam et. Dâde ba'di şe'ni nus. Nus, naslı diyor. Yani bizzat bunun şeyi vardır, delili vardır. Delilli bir şekilde neyi idgam edeceğiz? Dâde ba'di, ba'dinin dâdını ne yapacağım? İdgam et. Evet. Yani o da ba'di şe'n diyor ya, ba'di şe'n. Direkt kelimeyi söylüyor bize aslında. Direkt kelime. Nerede geçiyor bu? Nur suresinde li ba'di şe'nihim. Li ba'di şe'nihim. Yani ba'di şe'n derken datı al, ba'dının datını al, şe'ninin şinine girdir. İdgam et. Nur suresi 62. ayette. Evet. Nus diyor. Bu bizzat kayıtlıdır, naslıdır. Bunun arkasında duran koca bir grup vardır idgamın yapılmasıyla alakalı. Sonra sinun nüfus. Nüfusunun sinini de idgam et. Nüfusunun sinini ben nereye bunu idgam edeceğim? Nüfusunun sini nerede geçiyor? Ve iden nüfuzu vicet. Evet. Bunu da idgam et. Ondan sonra er-ra'su yahus. Er-ra'su bil-hulfi yahus. Evet. Er-ra'su dediği de veşte'alerra'su şeyben. Meryem 4. ayet. Veşte'alerra'su şeyben. Oradaki sini, ra'sunun sinini al şeybene aynen idgam et. Bir hulfü hulüfle yahus. Bu buraya mahsus bir durumdur diyor. Zira bunu söylerken niye bunu böyle söyledi? Ennâse şey'en. Yani orada da bir sin, şin meselesi var. Ennâse şey'en de bu idgam olmaz da ondan. Oraya vurgu yapmak için sadece buraya mahsustur diye kaydını koymuş oldu. Sonra devam ediyor. Ma'şini arşi. Evet. Şin arş kelimesinin şinini, arş kelimesinin şinini idgam et. İlâ dil arşi sebîlâ. İlâ dil arş sebîlâ diye İsra suresi 42. ayet-i kerimede geçiyor. Evet. Ma'şini arş. Bunlar hep idgamlar var mı burada? Var. Hepsinde idgamlar var. Ondan sonra eddalu. Evet. Bu eddalu idgam edilir. Yukarıda üddugim var ya en yakın şu anda orası var. Yani 130. beytin sonundaki fiilden bahsediyorum. Üddugim eddalu demektir yani. Dal harfi idgam edilir. Nereye? Fi aşrin. 10 tanesine. Bu geride rul, sene şüddü, hüccetek, bezle, kusem dedi ya 16 tane harf saydı. Heh. Bu 16 tane harfin ne yapacaksın? 10 tanesine idgam edilir dal harfi. Fi aşrin. Evet. 10 tanesine idgam edilir.
Sena, o da hangi 10 tane? Onu söylüyor şimdi. Sena, Sena'nın sini. Ze, dık, tera, şid, tink, zuben, zid, sif, cena. Bu kelimelerin baş harflerine, ki gerideki o ruldu sene şüddü hüccetekün içinden bunların hepsi. Anlaşıldı mı? Pekala. Burada sat da var ama. Afven. Geride sat yoktur. Evet. Burada sat da var. Yani bu 10 tanesine, dal harfi bu 10 tanesine idgam edilir. Şöyle bir yine düzeltme yapayım. O rulu sene şüddü hüccetek bezle kusemin her bir tanesi vakti geldiğinde, yeri geldiğinde neredeyse orada bir sonraki harfe idgam edilir dedi. Onlardan bir tanesi dal, dalden devam ediyor şu anda yani. Öyle düzeltelim orayı. Eddalu fi aşrin, 10 tane harfe idgam edilir. Bunlar da nedir? Sena'nın sini. Zâ, dık, terâ, şid, sik, zuben, zid, sif, cenâ. Bu 10 tane harfe idgam edilir. Ama bunun da idgam şartı var. İlla ancak bi fethin an sükûnin. Eğer ki kendisi fethalı, makabli, sakin olursa bunda da idgam olmaz. Hocam, Veysel hocam. Bunda da olmaz dedi. Şart ne? Aynı kale-i istisna tuttuğu kaide vardı ya. Dedi lam, ra'ya, ra, lama idgam edilir. Eyvallah dedik biz de. Arkasından patlattı hemen. Kendisi fethalı, makabli, sakin olursa olmaz dedi. Eyvallah dedik, ona da mecbur tabi. Ama kale bundan hariçtir dedi. Şimdi geldi aynı kaideyi burada koydu bir daha. Yani dalın bu 10 tane harfe idgamı hususunda da aynı kaideyi koydu. Kendisi fetha, makabli, sakin olursa idgam olmaz. Mesela yekâdü zeytuha. İdgam var mıdır? Şöyle bir bakalım. Kendisi zamme. E var demek ki. Değil mi? Direkt kafadan zaten yekâdü zeytuha. Geriye bakmaya hiç gerek bile yok. Ne dedi? Çünkü fethalı, makabli, sakin olursa demişti. Evet. Pekala hocam. Evet. O kadar çok misaller koymuş ki mübarek buraya mesela. Kâde tezîgû. Ha, ama burada bir şart var. Gayretâ. Ta bundan hariç. Ta ile karşılaşırsa bu kaide kalkar. İşte kâde tezîgû. Kâde tezîgû. Normalde dal fethalı mı? Fethalı. Makabli sakin mi? Sakin. İdgam olur mu? Olmaz. Ama olur. Niye? Çünkü idgam edileceği harf T olduğundan dolayı bu kaide dışarıda kaldı. Mesela ba'de tevkidiha. İdgam olur mu? Olur. Niye? Çünkü idgam edileceği harf T harfi. Tabii. Gayre ta olacak. Mesela yekâdü senâ berkihi idgam caizdir. Kendisi ötre çünkü. Evet. Bunun gibi. Min ba'di darra'e. Dal esre. Olur mu? Olur. Makabli istediği kadar sakin olsun. Fark etmez. Gibi. Pekala. Ve ta'u T'ye başlıyor. Bu T'de dedi ya sonuçta o gerideki beytin içerisindeki harflerden birisi. O da idgam edilir. Nereye? Fil aşri 10 tanesine. Yani bu az önce dal için sayılan 10 tane vardı ya. Aynı şekilde T de onlara idgam edilir. T de onlara idgam edilir. Ama ve fit ta sebete. Bir tane daha ekliyor oraya. Dikkat ederseniz ta harfi yukarıda yok. Yani sene, ze, zık, tera, şidi, sik, zuben, zili, sif, cena. Bunlara idgam edilir. Artı bir de neye idgam edilir hocam? Etti kaç o zaman? 11 etti. Ama birbirinin aynı olan T de var orada. O zaman bir T'yi düş. Kaç tane kaldı geriye yine? 10 tane kaldı. Değil mi? Ta kelimesi bir önceki kelimede de yok çocuğum. Efendim hocam? Ta bir önceki kelimede de 16 tane artı. İşte o orayı dedim ya, düzeltelim dedim sonradan orayı. Yani orada o 16 harf, bu harfle o 16 harften bir tanesi bir şekilde idgam edilen harfler. İdgam edilen, yani kendisi birinci harf olarak, idgam edilen birinci harf olarak düşündüğümüz harfler,
Burada onları tek tek ele alıyor şimdi. Dikkat ederseniz. Dalı aldı ele, oradaki diyelim ki o 16 tane içinden bir tanesi daldı. Sene şuddü, daldı. Bak dedi, bu dal 10 tanesine idgam edilir. O 10 tane idgam edildiği harf de hangiler? Sene, ve, lık, teraşşid, tık, vuben, zil, sif, cene. Bunlara idgam edilir dedi. Ondan sonra o 16'nın içinden sıra T'ye geldi. T de 10 tanesine, yani dalın idgam edildiği 10 tanesine idgam edilir ama artı dı da bunun içine dahil etti. 11 oldu. 11 oldu ama zaten içinden bir tanesi T idi onların. Yine 10 oldu yani. Evet, farklı olarak diyelim ki yine 10 oldu. Evet. 10 tanesi. Vel hulfu, hulf vardır. Nerede? Fiz zekate ve tevrate. Zekat ve tevrat kelimeleri. Bu hocam, yani idgam rivayet edenler ez zekate sümme, et tevrate sümme. Bunlar da aynı şekilde ne demişti? Normalde istisnaya girecek durumdalar. Çünkü nasıl kendisi fetha makabli sakin veya buradan tabi kendisi fetha makabli sakin olduğu için idgam olmayacak iken idgam olanlardan ettevrate tümme. Yani fil cumaat demiş ve hatani ettintani indettai li fethihima ve sükunima kablihima ve thalitetu indettal. Evet. Fe'ati zel kurba. Mesela bunu da oraya saymış. 4 tane kelime saymış burada hocam. Evet. Ve tevrat hal. Vel te'ti ati. İşte vel te'ti bir tanesi. Vel te'ti taifetun kelimesi. Ati fe'ati zel kurba kelimesi. Bu kelimelerin idgamları, yani Bakara suresindeki ezzekate sümme, ondan sonra yine Cuma suresinde ettevrate sümme. Bunlar ama duruş. Duruyorsun. Mesela metelüllezine hummülüttevrate sümme. Ha bu gerçi geçişti mi bu? Vasıl halinde bu. Metelüllezine hummülüttevrate sümme. Buranın idgamı var mı yok mu? Var. Ama kulüfle. Yani. Evet. Bakara suresindeki ezzekâh sümme tevelleytüm illâ kalîlem diye devam ediyor ayet. Geçince idgam söz konusu oluyor. O idgam da hulüfle olmuş oluyor. Vel te'ti taifetun. Yine aynı şekilde. Ati. Sadece ati veriyor ya. Anla sen bunu diyor şimdi. Hadi. Hocam şerh olmadan bunu anlayabilir misin ya? Ati. Ati. Al. Ne al? Kelime manası versen kaldın yolda zaten. Ati. Ati getir. Değil mi? Ati del kurba. Ya burada akraba, yakın akrabaya hakkahu. Hakkını ver var burada. Evet. Evet. Pekala. Sonra velisa. Hocam S için. Yani gerideki 16 harften biri olan S için vardır. Ne vardır? El-Hamsu 5 harf. Hangi 5 harf? El-Üvel. İlk baştaki 5 harf. Yani bakalım. Sena'nın sini. Doğru mu? Ve 2. Zık 3. Tera 4. Şit 5. Bu 5 tanesini süper ayarlamış ya. Kelimeyi düzmüş. Diyor ki S harfi sadece baştaki 5 tanesine idgam edilir. Efendim dal harfi bu 10 tanesine. T harfi bu 10 tane artı T'ye. Geliyor S'ye. S harfi nereye? Sadece bu 5 tanesine. Yani sana öyle güzel oturtuyor ki kafaya. Sadece orayı ezberle. Hangi harf nereye idgam edilir bulursun yani. Evet. Pekala. Hocam. Şimdilik bugünlük burada bırakalım. Normalde bitirmek niyetimizdeydi ama inşallah bitiririz. Yavaş yavaş artık ayağımıza takmaya başladı İmam Cezeri Hazretleri. Ama olsun, biz yine de yani elimizden geldiği kadar götürürüz, ilerletiriz inşallah. Cenab-ı Hak utandırmasın. Gelmiş geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için. Fatiha diyeceğiz. Vel kâfı fil kâfi de kaldık yani.
Yani kaf, kafa idgam edilir ve şartları geliyor. Diyelim El-Fatiha.